Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum bu güzel modelimizi birlikte çalışacağız. Modelimiz çok çok kolay bir model. İki sırada kendisini tamamlamakta ve sürekli tekrara düşmekte bakınız. Tekrar modelleri seven arkadaşlarımız için çok zevkli örülecek bir model. Hem boyu da çok çabuk yükselebiliyor ve öreceğimiz modelde çabukça sona gelebiliyoruz. Birinci sıramızda iki tane trabzanımızı örerken diğer sıramızda dört trabzanımızı örüyoruz ve görmüş olduğumuz gibi aralarda zincirlerimizi çekerek modellerimizi bir modelimizi birbirine bağlayarak ilerliyoruz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi başlamak için 40 kadar zincirimi çektim ve hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Bir tane zincir geri geliyorum. Bakız bir tanesini boş bırakıyorum. İkinciye gelerek batıyorum. Bu başlangıç yerimizi bir tane sık iğne ile belirliyoruz. Ve 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. üçüncü zincir yuvasının içerisine gelerek batıyorum. 1 2 3. Bir defa başını doladım. 1 2 3. 3 defa alıyorum. Hemen yanına diğer zincirimin içerisine aynı şekilde bir tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum tekrar 3 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bu kez 1 2 3 3. zincir yuvasının içerisine girerek bir tane trabzanımı 3 defa da örüyorum tığımın başını bir defa dolayıp yanındaki zincirimin içerisine trabzanımı örerek bu şekilde 2 trabzan 3 zincir batıyoruz 3 zincir 2 trabzan şeklinde modelimizin birinci sırasını yerleştiriyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum 1 2 3 3 zincir yuvasının olduğu yere gelerek batıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çektikten sonra başını doluyorum 1. 2 3. zincirimin içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum. Yanındaki zincire girerek ikinci trabzanımı da örüyorum. Birinci sıramızı bu şekilde kurarak ilerliyoruz. Şimdi tekrar zincirlerimizi çekelim. 3 zincir aşağıdan da 1 2 3. zincire batıyoruz. 1 2 3. Tekrar 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başında doluyorum. 1 2 3. zincirimin içerisine trabzanımı örüyorum hemen yanındaki yuvaya da bir tane trabzanımı örüyorum bu şekilde sona kadar ilerleyelim sıramın ucuna kadar iki trabzan 3 zincir tekrar batıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz 2 trabzanımızı örüyoruz şeklinde ördük ikinci trabzanımdan sonra 3 tane zincirimi çektim ve üçüncü alttaki zincirimin içerisine batarak en son işlemimi yapıyorum buradan 4 tane zincirimi çekerek ikinci sıramın başlangıcını hazırlıyorum bitiş yönünde çektim zincirimi ve örgümü çeviriyorum. İkinci sıramıza başlıyoruz. İkinci sıramızı diğer yönde çekmiş olduğumuz dört tane zincirimiz bakınız kenarımız oluşturmakta. Birinci sıramızdaki iki tane trabzanımızın tam arasına tığımızın başına bir defa dolayarak giriyoruz. Üç defada da trabzanımızı alıyoruz. İki, üç. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Bir daha başını dolayarak aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek 3 defada trabzanımı örüyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere girerek 3 defa da trabzanımı örüyorum. İki trabzanımın arasına bir defa başını doladım. 3 defa da çektim ve her birinin arasına birer tane zincirimi ilave ettim ve bir tane zincirimi dördüncü trabzanımdan sonra çekiyorum. Hemen diğer iki tane trabzanımın olduğu bölüme tığımın başını doluyorum. İkisinin arasına giriyorum. 1, 2, 3. Bir tane zincir çekiyorum. Yine dört tane trabzan aralarına birer zincirimizi çekerek örüyoruz. Bir zincir, bir tane zincir çekiyorum diğer iki tane trabzanımın arasına başını dolayarak giriyorum 1 2 3 araya bir zincir 1 2 3 araya bir zincir modelimiz çok kolay hemen boyu da kalkmakta kesinlikle karışık da değil bakın az, son derece sade bir model bir zincirimi çekiyorum. 4 tane trabzanım tamamladıktan sonra hemen diğer iki trabzanımızın arasına girerek 4 trabzanımızı örmeye başlıyoruz. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. 4 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi hemen trabzanımın üzerine ördükten sonra ilk başlangıçtaki bir tane sık iğnemizin olduğu bölüm vardı. Tamam başını doluyorum ve o sık iğnemin olduğu yere girerek batıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Ve bu şekilde ikinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımızın iki sağ tarafa, iki sol tarafa ayrımantsını yapıyorum. Tam orta yere girerek batıyorum. 1 2 3 Yanına bir daha batıyorum. Aşağı sıramızın tekrarını buraya kuruyoruz ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Her iki 4 trabzanımızın arasındaki bölümü alttan şu şekilde girerek kavrayıp kapatıyorum ve tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 4 trabzanımı ikiye bölerek iki sağ tarafta, iki sol tarafta olacak şekilde araya bir defa başını doluyorum. 1, 2, 3 defada örüyorum. 2 tane trabzanımızı örüyorum. 1-2-3 zincirimi çektikten sonra aradaki şu noktaya gelerek batıyorum. Ve yine 1-2-3 tekrar 4 trabzanımı 2 eşit parçaya bölüyorum. Araya girerek 2 tane trabzanım örüyorum. 1-2-3 tane zincirimi çekiyorum. Altından bakın altından kavrayarak Kapatıyorum ve sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz sıramızın sonuna kadar üçer zincirimizi çektik ve tam ortaya iki tane trabzanımızı örerek birinci sıramızın tekrarını üçüncü sıramızda da yaptık. İki sıradan oluşmakta modelimiz çok çok kolay bir model hemen 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 başlangıç yerimize şuraya gelerek batıyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincir çekerek tekrar örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. 2 trabzanımın arasına girerek 4 tane trabzanımı örüyorum. 3 defa da alıyorum. 1, 2, 3. Araya birer tane de zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Bir tane zincir tekrar. Bir tane zincir yine giriyorum 1 2 3 ve bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak diğer iki trabzanımın arasına giriyorum 1 2 3 bir tane zincir 1 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir ve dördüncü trabzanımı örüyorum bir zincirimi çektikten sonra yine iki trabzanımın arasına Giriyorum ve bu şekilde modelimizi sürekli tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar modelimizi bu şekilde tamamladık. Bakınız iki sıradan modelimiz oluşmakta ve çok çabuk büyüyebilmekte ve çok çabuk da modelimiz tamamlanmakta. Evet, dilediğimiz her yerde kullanabileceğimiz güzel bir model. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.